Merhabalar. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizlere buzzer modülü ile tanıştıracağım. Buzzer modülünü doğru bağladığınız takdirde bizlere ses çıkışı vermektedir. Peki Pino kartı ile bağlantısını nasıl yapıyorum? Şöyle anlatayım. Buzzer modülümüzün üzerinde mor bir etiket bulunmaktadır. Bu şu anlama geliyor. Pino kartı üzerindeki mor etiketli kapılara buzzer modülümü bağlayabilirim. Yani 1 2 3 4 5 ve 6 numaralı kapılar buzzer modülüm için uygundur. Şimdi bağlantı kablosu yardımı ile buzzer modülümü Pino kartı bağlıyorum. Şöyle ben 2 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler de dilediğiniz mor kapılardan birini seçebilirsiniz. Hemen USB kablo yardımıyla bilgisayarım ile Pino kartım arasındaki bağlantıyı da oluşturuyorum. Evet, artık bu bağlantımı da oluşturdum. Şimdi ise Pino kartımı kodlamak için bilgisayardan Emblock programını açmam gerekiyor. Hemen Emblock programını açıyorum. Emblock programını açtıktan sonra Pino kartımızı çalıştırabilmemiz için Pino eklentisini indirmemiz gerekiyor. Bunun için şu işlemleri yapıyorum. Uzantılar menüsüne gidiyorum ve Uzantıları Yönet kısmına tıklıyorum ve açılan penceredeki arama yerine Pino yazıyorum. Ve çıkan Pino eklenti paketini indiriyorum. İndirme işletimi bittikten sonra hemen kapatıyorum açılmış olan penceremi ve artık diğer kontrollerimi yapabilirim. Kartlar bölümünden Arduino Nano seçili mi diye kontrol ediyorum. Evet. Uzantılar bölümünden Pino seçili mi diye bakıyorum. Zaten Pino'yu indirmiştik. Burada seçili hale gelecektir. Arduino da seçili bende. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino bölümünü kaldırıyorum ve artık bağlantımı oluşturabilirim. Bağlan seri port ve com değerini seçeceğim. ben de com6 diye bir değer çıktı. Bu şu anlama geliyor. Benim Pino kartımın bağlı olduğu USB portumun ismi com6. Bu sizlerde farklı çıkabilir veya sizlerde birden fazla değerde olabilir. Sizler de lütfen Pino kartınızın bağlı olduğu USB ismini seçiniz. Ben com6'yı seçtim ve bağlantım artık oluştu. Şimdi ise bir işlemim daha kaldı. Pino bağlan bölümüne gelip aygıt yazılım güncellemesi yapacağım. Aygıt yazılım güncellemesi en yazılımı ile pino kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu işlemi programa başlarken bir kere yapmamız yeterli olacaktır. Eğer kartımızın içerisinde daha önceden yazılmış olan kodlar var ise bizim o kodları silmemizi yani kartımızı sıfırlamamızı sağlamaktadır. Ya da projenizi yaptınız, bağlantısından eminsiniz, kodlarından da eminsiniz fakat projeniz çalışmıyor. O zaman tekrardan aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yükleme bittikten sonra kapat butonuna tıklıyorum. Evet artık her şeyimiz hazır. Şimdi buzzer modülümüzü kodlayalım. Hemen robotlar bölümüne geliyorum ve buzzer modülümün kod bloğunu alıyorum. Şöyle bir kod bloğumuz bulunmakta. Pino buzzer ses çıkar ve bize bir kapı seçmemizi söylüyor. Buradaki seçeceğimiz kapı buzzer modülünü hangi kapıya bağladıysak onu seçmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Ben 2 numaralı kapıyı seçtiğim için hemen buradan da 2 numaralı kapıyı seçiyorum bir nota bölümü bulunmakta. Buradan da dilediğiniz notayı seçebilirsiniz. Hatta notalarla ilgili bir çalışma bile yapabilirsiniz. Ben şimdilik en aşağıdaki D8 notasını seçili hale getiriyorum. Ve hemen burada aralıklarla diye bir bölüm bulunmakta. Burada ise sesinizin ne kadar çalmasını istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Ben bir saniye boyunca çalmasını istiyorum. Ve kodumu da bir olaya bağlamak istediğim için hemen olaylar bölümünden boşluk tuşunu alıyorum. Boşluk tuşuna bastığımda buzzer'ımdan ses çıkışı istiyorum. Şöyle bir bakalım hemen. Evet gördüğünüz gibi bir saniye boyunca D8 notasında ses çıkışı veriyor bana şu anda. Bir de mesela susturmak istiyorum diyelim. Yani buzzer'ımın ses çıkışı yapmasını istemiyorum. O zaman yine bir olaya bağlayacağım. Olaylar sekmesine geldim. Bu sefer aşağı ok tuşunu seçeyim. Şurada. Ve bazırımın sesini çıkarmasını istemediğim için buraya gelip sustur bölümünü seçiyorum. Buradan yine kapımı seçtim. 2 numaralı kapı aşağı tuşuna bastığım zaman sussun istedim bazırım. Hemen şimdi başlatıyorum ve aşağı tuşuna basarak susturmak istiyorum. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde buzzer modülümüzü kodladık. Sizler de buzzer modülünü kullanarak bir kapı zili projesi yapabilirsiniz. Yangın alarm sistemi projeleri yapabilirsiniz veya hırsız alarm projeleri yapabilirsiniz. Yani daha doğrusu bir ses çıkışı istediğiniz zaman buzzer modülünü kolaylıkla kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.